Doydum. Ama çok az kaldı Hamine. Bir kaşık daha hadi. Oh, afiyet olsun. İyi akşamlar. Ah, oğlum hoş geldin. Erkencisin. Yemek de hazır değil. Olsun anne, aç değilim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Haminem. Haminem benim, pamuğum benim. Nasılsın bakalım? Sen nasılsın Züleyha? İyiyim Demir Bey, sağ olun. Bir kahve yapar mısın bana? Tabii, hemen. Büyük Hanım, siz ister misiniz? İstemem. Aç karnına mı içeceksin oğlum? Hı, canım istedi ya. Bak söyle, yoksa vallahi geçireceğim tası kafana ha. Ne demek Büyük Hanım anladı kıymetimi? Anladı işte. Kadın aptal mı? Her şeyi görüyor. Haydi haydi, geç onu geç. Ama geç içeride otur istersen. Yok sağ olasın, ben Huda yiyeceğim bugün. Huda mı? Ne işin var Huda? Demir Bey odamı ilaçlatıyor, o yüzden. Ya bak gördün mü? Demir Bey çok seviyor seni. Nazire abla Züleyha'nın bir yüzünü göreyim dedi bugün. İşim bitince Huda gel, tamam mı? Olur abi. Züleyha'yı ben kolluyorum Yılmaz. Merak etme. Aklın hiç başında kalmaz. Sağ ol Gülten'cim. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne güzel hazırlamış tepsiye değil mi? Bari bizim kızlar da biraz örnek alsa. Tahsili yok ama yol yordan biliyor. Oturup kalkması da gayet güzel. İstanbul'da doğma büyüm anne. Normal. Yalnız bir hizmetçi için fazla görgülü. Hizmetçileri küçümsüyor musun? Halbuki sen adaletinle bilinirsin. Şaşırdım. Adaletle ne alakası var oğlum? Yaşam deneyimi diyor. Herkes yerini bilecek. Hizmetçi hizmetçiliğini, bey de beyliğini bilecek. Ya bilmezse? Bilmezse düzen bozulur. Düzen bozulursa da önünü alamazsın. Sen bir şey mi demeye çalışıyorsun bana anne? Ben diyeceğimi dedim yavrum. Ondan sonrasını anlamak sana kalmış.